Halil Rehber piyasalarından herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hafta pazartesi bir ekonomik paket evet. Daha doğrusu ekonomi paketi açıklanacaktı. Ekonomi paketleri neden açıklanır veya teşvik paketleri neden açıklanır veya ekonomik programlar neden açıklanır? Bunları yorumlayacağım. Geçmişte derken son 2 yılda neredeyse ekonomik program açıklandı. Ekonomi paketi açıklandı. Teşvik paketi açıklandı. Hatta Türkiye'nin kendi parasal genişlemesi olarak ben öyle düşünüyorum. Türkiye Varlık Fonu, pardon Varlık Fonu diyorum, Kredi Garanti Fonu'ndan Türkiye'nin parasal genişlemesi yapılmıştı ve bunlar açıklandığında, yani çarşamba günü, pazartesi açıklanacaktı, çarşambaya ertelendi gördüğüm kadarıyla. Çünkü pazartesi deniyordu, çarşamba dendi şimdi. Neden ertelendi? Bu tabii ki oldukça önemli. Pazartesi değildi, böyle bir hava mı oluşturuldu yoksa bilmiyorum. Yani takip etmedim çünkü hiçbir şeyi takip etmiyorum arkadaşlar. Fiyatlardan başka hiçbir şey beni de ilgilendirmiyor. Ama bazen bir takım, biliyorsunuz zaten fiyatlar her şeyi söyler. Eğer iyi yorumlayabilirseniz. Arada bir yanılmalar olur. Sıkıntı yok. Şimdi 2018, 2016 yıl, 2017 ve 2018, 2019'da daha bir şey yok. 2016'da, 2017, 2018'de olan ekonomi paketi, teşvikler, program, parasal genişleme falan, bunları da dikkate alarak ben ekonomi paketi açıklanacak, biliyorsunuz çarşamba günü. Geçmişte bu paketler ilk piyasalar tarafında duyulduğunda piyasalar nasıl reaksiyon var? Borsa yükselmiş mi? Dolar yükselmiş mi? Faizler yükselmiş mi? Düşmüş mü? Yani açıklama öncesi ve açıklamadan sonra piyasalar paketi beğendi mi beğenmedi mi muhabbeti olur ya her zaman. Dolayısıyla ekonomik paketler, teşvikler açıklandıktan önceki haber geldikten sonra ve açıklandıktan sonra piyasalar nasıl fiyatlanmış? Bunu sizi göstermeye çalışacağım. Yalnız Matrix'in de o gün bir sorun var. Ama yine de gerek Investing'den gerek Matrix'ten bayağı bir grafik çıkarttım arkadaşlar. Yani emeğiniz için sağ olun, teşekkür ederim diyen arkadaşlar, gerçekten ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İzleyen ve onaylayan, like atan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hiçbir şey yapmasanız da sadece bizi izleseniz dahi en azından bir rating oluyor. Ha, buradan bir beklentimiz var mı? Elbette bir beklentimiz yok. Ama sonuçta ben tecrübelerimi paylaşıyorum. Sizden gelen güzel yorumlar oluyor. Eleştiriler, güzel eleştiriler oluyor. Ama maalesef kendini bilmeyen, çocuğundan, annesinden, babasından, karısından, abisinden, öğretmeninden, efendime söyleyeyim, patronundan fırça yiyenler de giriyor burada. Maalesef saçma sapan eleştiri değil, saldırılarda bulunuyor. Ve maalesef şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten benim yapmış oldu, daha doğrusu bana gelen saldırılara lütfen, yani girip müdahil olmamanızı istiyorum. Neden? Çünkü ben üzülüyorum. Yani sizin adınıza üzülüyorum. Bu insanlar evren kuruldu kurulalı var. Yani insanın olduğu yerde iyilik de var, insanın olduğu yerde kötülük de var. Çünkü onlar kötülükten, saldırganlıktan beslenen tipler. Onun için ben kimine cevap veriyorum, onların ayarında, onların tarzında. Kimine cevap vermeden direkt orada engelliyorum. Çünkü ben orada engellediğimde bir daha bana mesaj da atamıyor. Zaten o mesaj atamaması ona yeterlidir. Dolayısıyla bunlar... lütfen, yani kendinizi, ben sizin adınıza üzülüyorum. Çünkü gerçekten beni savunmaya geçen arkadaşlar oluyor. Bazen görüyorum yazıları kavga haline geliyor ve o beni savunan arkadaşlar için üzülüyorum. Çünkü ötekiler belli ki demin bahsettiğim gibi, yani anasından babasından fırça yiyip burada geliyor bize tabiri caizse horozlanmaya çalışıyor. Ama zaten boş olduğunda sizler de biliyorsunuz.
Ve ben bana hatta 3-5 arkadaşım da aynı şekilde o gün aynı anda söyledi. Ya Ali dedi, alttaki herkese yorum açık şeyini kaldır dedi. Kimse yani yorum yapmasın dedi. Ya tabii onu bir ara düşünmüştüm. Yaptım da bir süre. Ama en azından olumlu eleştiriler de oluyor. Ben gördüğümde orada o konuşan kişiyi zaten engelliyorum. Bir daha bir şey de yapamıyor. Başka isim de gelse de bir daha yapamıyor. Ha çok şükür bu ara tabii ki sonuçta yerine göre 300-400 tane yorum geliyor. Beğeni geliyor. 100 tane 200 tane yorum geliyor. Ha, bakıyorum içinden 1-2 tane çürük elma çıkıyor. Sorun değil. Onlar da kendilerini mutlu ediyorsa öyle mutlu oluyorlar. Çünkü kötülükten besleniyorlar. Bakın eleştiri değil. Saldıran insan ya cahildir ki cahili gördüğün yerde uzak durmak gerekir diyoruz ya. Sonuçta insan o da ıslah olsun diyoruz. Ama bu tür şeyler ben sizin adınıza da üzülüyorum. Benim adıma çok da öyle şey yapmamanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yanlış anlaşılmasın, sözlerimi de seçerek konuşmak istiyorum bu noktada. Ama gerek yok, boşver, kendinizi de üzmeyin. Çünkü ben mücadele ediyorum, en kötü ihtimal engelliyorum, dediğim gibi gönderiyorum, hiç sıkıntı yok. Ama eleştiri gerçekten, yani gerçekten yapıcı eleştiri, beraber sonuçta burada bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama biliyorum piyasada çok, bizim piyasada çok çakal, kurt, eski, maalesef bu işin şeyi olan çok insan var. Kaşarı diyeyim daha doğrusu, çok insan var. Onlar da gelip birileri adına birilerini konuşturuyorlar, saldırıyorlar mı oluyor? Saldırsınlar, başarı. O onların kendi zayıf noktaları. Zaten bir de biliyorsunuz, bunu ben söylemiyorum. Meyve veren ağaç taşlanır. Evet, doğru. Yani doğrudur. Biz de bu noktada elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Beğenilerde bulunabilirsiniz. Sayfamıza abone olabilirsiniz. Ve eğitimlerimiz devam ediyor. Bu hafta sonu Antalya. Antalya kontenjanımız dolmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel ilgi var. Ankara eğitimimiz aynı şekilde. İstanbul eğitimimiz. Bütün kontenjanlarımız şu an için açık. Antalya yanılmıyorsam 4 kişilik bir yerimiz kaldı. Ama bir her zaman 2-4 kişilik ek kontenjanlar açıyoruz. Bu noktada Ankara için devam ediyor. İstanbul için aynı şekilde. Tüm detaylara sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Gerek özel eğitim, gerek internet üzerinden eğitim gerekse sınıf eğitimlerimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi geçmişte oluşmuş, ben notlar aldım. Mesela 9 Nisan 2017'de bir şey var. Teşvik paketi var. Bu teşvik paketinden önce ne olmuş ve sonra ne olmuş? 21 Mart 2018'de bir teşvik, pardon, ekonomi paketi açıklanacağı söylenmiş. Nisan, o zaman Başbakan Yıldırım şeydi, Binali Yıldırım'dı. 30 Nisan'da bir açıklama yapılıyor ekonomi paketiyle. 2018'de torba yasa içinde ve ekonomi paketi açıklanıyor. Yine Ekonomi Bakanı, şimdiki hazineden sorumlu bakan Albayrak, 20 Eylül 2018'de bir ekonomi paketi açıklıyor, açıklamıştı. Ekonomi programı açıklamıştı. Öncesinde sonrasında ne oluyor? 2019 Ocak 10'da KOBİ destek paketi açıklanıyor arkadaşlar. Bir de 6 Temmuz 2016'da ekonomi teşvik paketi var. Burada neler olmuş? Şimdi tarih ben bunları çıkarttım. Bakacağız. Öncesinde ve sonrasında ne oluyor açıklandıktan sonra? Piyasalar bu paketleri, teşvikleri ne olarak görüyor? Bir kurtarıcı olarak mı görüyor? Bir yapısal önlem olarak mı görüyor? Yoksa palyatif dediğimiz geçici önlemler, günü kurtarmaya yönelik hamleler mi? Yoksa biraz da işin içinde manipülasyon demek doğru değil ama açıkçası biraz böyle psikolojik olarak rahatlatmak mı var? Bunları yorumlamaya çalışacağım. Endeks üzerinden bakacağız. Dolar üzerinden bakacağız özellikle. Neler olmuş? Ve tabii diğer piyasaları da yorumlayacağım.
Ben birçok çalışma yaptım, burada paylaştım. Ya aslında sanal paraları da paylaşacaktım. Biliyorsun sanal paralarda bir dip sürecinden bahsettik. Yükselişten falan oluşabilir demiştik ki son iki haftada gerçekten sanal paralar ciddi prim yaptı. Şimdi evet arkadaşlar, isterseniz 6 Temmuz 2016'daki bir ekonomi teşvik paketi varmış. Ona bakalım. Hemen maalesef ki grafik, ha bu arada yabancı takasını da söyleyeceğim arkadaşlar. Yabancı takasında çok ilginç şeyler var. Yabancı takası şöyle söyleyeyim, son 15 yılın en düşük seviyesine düşeceğini tahmin ediyorum. Çok ciddi bir yabancı kaçışı olacak hisse senetlerinden diye düşünüyorum. Bunu da lütfen bir kenara yazalım. Şimdi ben şeye geleceğim. 2016 Temmuz'a geleceğim arkadaşlar. Şöyle bir alalım önce bir grafiği. Bakalım 2016 Temmuz. Şimdi burada bir ekonomi teşvik paketi açıklanmış. 6 Temmuz. Ne olmuş? Teşvik paketi açıklandığında ne olmuş? Buna bakacağız arkadaşlar. Öncesinde ve sonrasında neler olmuş? Hemen geldik. 6 Temmuz. Bakıyorum. Kaç Temmuz? 7 Temmuz. 6 Temmuz. Bakın. Genelde ekonomi teşvik paketleri açıklanmadan önce, ben geçmişten de çok biliyoruz. Yani yıllarca krizler yaşadık. Ekonomi teşvik paketleri, hükümetlerin programları, IMF ile olan süreçler. Yani IMF ile doğduk. IMF ile devam ediyorduk. Bilmiyorum, inşallah IMF ile ölmeyiz. IMF bir daha gelmez ülkeye ama IMF'siz de olacak gibi değil arkadaşlar maalesef. Ama dediğim gibi %1 ihtimal veriyorum. Biliyorsunuz neden? Kibir, ego, gurur falan filan hikayeleri. Çok da politikaya, siyasete girmeyelim. İnşallah başka bir modelle dünyaya örnek olacak, literatüre geçecek, ekonomiden kurtuluş modeli bulur bizimkiler ki daha seçimi bitiremedik. Maalesef kazanılmış bir seçim nasıl olur da böyle bu duruma gelir ki, biliyorsunuz 3 ay önceden de 3,5 ay önceden de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kazanacağını, CHP'nin silip süpüreceğini büyük şehirlerde söylediğimde iddiaya giren bazı arkadaşlar oldu. Baktım hiçbirinden ses yok. Hepsi kaçmış. Yani şey gibi. Neyse. Şey gibiden kastı, yanlış anlaşılmasın. Bir küfür anlamında asla öyle bir şey haddime değil. Ya zaten çok küfür de sevmem. Şunu söyleyeceğim. Neden böyle bir şey denmişti? Neden böyle bekliyorsun? Nasıl olur falan filan. Görmüyor musun AK Parti yıllardır, AKP yıllardır falan filan. Ben son 2 yıldır AKP'nin ciddi 2 seçimdir, hatta 3 seçimdir AKP'nin ciddi oy kaybedeceğini düşünenlerdendim. Ve ondan öncesinde hiç de böyle düşünmüyordum ama artık trendin AKP'de zirve yaptığı ve dönmeye başladığı, formasyon oluşturduğu ve çöküşün artık içine girdiğini söyleyebilirim diye düşünüyorum. Teknik manada düşünüyorum bunu arkadaşlar. Nasıl oldu? Ekrem İmamoğlu ve CHP birçok büyük ili süpürdü. Yani gördünüz, bunu kimse ihtimal vermiyordu. Ben 3,5 ay öncesinden söyledim. Neden? Çünkü 1988'de 89 seçimlerinde CHP'nin rahmetli Erdal'ın önünü süpürdüğü gibi aynı model. ANAP'ın biraz azıtma dönemi vardı o zaman. Dağılma dönemi vardı biraz, azıtmadan yanlış anlaşılmasın. Yani böyle çok kibir ve şey olmaya başlamıştı. Takmama durumu vardı ama Özal böyle değildi, Özal rahmetli. Yani gene tabii sağ tandanslı olması, muhafazakar olması ve onlar gene farklı şeyler ama sonuç itibariyle model çok benziyordu. Ekonomideki gidişat, CHP'nin biraz, CHP o zaman meclis dışındaydı. CHP'nin patlaması, Erdal'ın önü falan çok mantıklı, çok pozitif hareketler söz konusuydu orada o dönem için muhalefet tarafında ve ekonominin de zayıf olması. Bu anlamda gerçekten ANAP'ı geriye çekti, CHP'yi yükseltmişti. Ekonomik model olarak da birçok şeyi karşılaştırdım ben. O zamanki ekonomiyle bu zamanki ekonomiyi karşılaştırarak bu sonuca gittim. Öyle işkembe-i kübra'dan canım istiyor, istek Ekrem İmamoğlu kazanacak veya CHP bütün büyük şehirleri alacak diye bir şeyden bahsederken arkasında temel gerekçeleri olan sebeplerden bahsederek bu sonuca gittik falan filan. Şimdi sonuçta bunlar da şu an ekonomik pakette bağlantılı. Evet, öncesinde bakın arkadaşlar, şu an şu görmüş olduğunuz, şu işaret etmiş olduğum tarih neymiş? 7 Temmuz 2016. Pardon, 2017'ymiş ya bu, pardon, özür dilerim. 2017, hemen şöyle alalım. 2017
Hemen şöyle alıyorum. Bakın arkadaşlar. Yüz endeks. Dolara da geleceğiz. Temmuz. Bakın. 6. 6 Temmuz şurası arkadaşlar, bakın. Şurası 6 Temmuz, görüyorsunuz. Altta hemen göreceksiniz, şöyle bakın. Öncesinde çok fazla bir şey yok. 6 Temmuz o gün açıklandığı gün biraz yukarı, sonra aşağıya belli bir yatay, ama sonrasında görüyorsunuz hep aşağıya. Demek ki piyasa beğenmiyor, hikaye olduğunu görüyor ve düşüş. Öncesinde ne var peki? Öncesinde zaten uzun süreli bir düşüş var. Şu an olduğu gibi. Ama öncesinde, yani paket açıklanmadan önce biraz bir tepki, sonradan ciddi bir düşüş görüyorsunuz. Yani orada ekonomik paket, 2016'daki teşvik paketi falan bir işe yaramamış. Şimdi birincisiydi bu. İkincisi, bu arada bakayım kayıt yapıyor mu? Boşa konuşmayalım. Yapıyormuş, tamam. Çünkü bazen konuşuyorum bakıyorum hiç kaydolmamış. Ondan sonra dön yeniden. Anlat. İşte burada şey ortaya çıkıyor. 9 Nisan. 2018 genelde de 2018'de oluyor bu şeyler, paketler. Binali Yıldırım'ın başbakan olduğu dönemde olan bir ekonomi paketi var. 9 Nisan teşvik paketi var bir de. O 2017'de yanılmıyorsam. 2017 değil. 2017'de yok. 9 Nisan teşvik paketi. Bir bakalım acaba 2017 miydi? Zannetmiyorum 2017'de alsın ama olabilir de. Nisan diye bir şey yok zaten. Tarih de yok. Öyle bir tarih de yok. 9 Nisan neden almışız biz? 9 Nisan diye bir şey yok. Acaba aynı tarih miydi? Neyse. Geçiyorum. Şimdi evet. 2018'de arkadaşlar, bakın 2018'de paketler açıklanıyor. Daha öncesinde de çok paket var ama şimdi yakın vadedekileri biraz değinmek istedim. Çünkü değişmiyor. Yani tablo değişmiyor, onu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve trendlerle de bağlantılı tabii. Hemen 30 Nisan 2018 Yıldırım'ın Sayın Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde, öncesinde mesela 21 Mart 2017'de bir açıklama oluyor. Deniyor ki paket açıklanabilir 21 Mart. Bakın 21 Mart'a bakıyorum. Şurada göreceksiniz arkadaşlar. Hangi tarih bu? 14-20-21. Evet. Bakın. Öncesinde birkaç gün olumlu. Nasıl? Şeyde de birkaç gün olumluydu. Abi şu şeyleri de hiç sevmiyorum ya. Kandil grafikler. Bir yarışım yarışı falan. Geç şunu ya. Bar grafik her zaman için nettir, temizdir arkadaşlar. İki tane çubuk yan yana geldiğinde yorum yapmak zorundasın. Yorum yaptığında işitler arkadaşlar. Grafik ne diyorsa o. Şimdi 21 Nisan, pardon, 21 Mart 2017. Bakın 20-21, bak. Paket açıklanıyor. Paket öncesi bir yükseliş, bir günlük yükseliş. Pakette de aynı şekilde. Paket açıklandıktan sonra zirve. Ondan sonra görüyorsunuz ciddi bir düşüş arkadaşlar. Görüyoruz değil mi? Herkes görüyor. 2018. Yani paketler pek de, bakın gördüğünüz gibi, piyasa tarafından benim gördüğüm öyle, yani dikkate alınmıyor. Şimdi hemen tekrar, şimdi konjonktür falan filan diyecek arkadaşlar, altta yazacaklar. Ama arkadaşlar, yani zaten trendlerde görüyorsunuz. Şu an için biz uzun vadede düşen trenddeyiz. Orta vadede düşen trenddeyiz. Uzun vadede yeni büyük bir düşüş trendi başlayabilir. Bunu da dikkate almakta fayda var. Ben zaten dikkate alarak bunu söylemek istiyorum. Ha, asıl paket o zaman 30 Nisan'da, bakın 30 Nisan hemen geliyorum. 30 Nisan'da şey açıklanıyor arkadaşlar. Dönüyorum 28-26. 30 Nisan'da bakın. Paket açıklanıyor. 21'inde önce böyle bir paketin açıklanacağı konuşuluyor piyasalarda.
Bir ay sonra da paket açıklanıyor. Bakın şu gün bakar mısınız? Paketin açıklandığı gün. Çöküş. Zaten düşüş trendindeydi. Çöküş ve sürekli düşüş arkadaşlar bakın. Dönün bakın. Adeta çöküş var. Ekonomi paketi. Hatta bu birçok konu işin içine girmişti. Torba yasayla birlikte de çıkmıştı. Peki dönelim en yakın ekonomi paketine, programına. Ekonomi programı açıklanmıştı. Albayrak açıklamıştı. Ne zaman? 20 Eylül 2018. Hemen dönüyoruz. 20 Eylül 2018 pardon. Özür. 20 Eylül. Eylül neresi? Ne zamandı arkadaşlar? Bakın 20 Eylül. Hemen geliyorum. Bakın. Hangi tarih? 20 Eylül. Evet. Paketin ekonomi programının açıklanmadan önceki süreci açıklandıktan sonra 3-4-5 gün bir zirve hareketi sonra görüyorsunuz. Ciddi düşüş. Bakın. Daha bakın aylarca yani ocağa kadar devam ediyor. Ekim, Kasım, Aralık 3 ay boyunca paketin bir etkisi olmadığını görüyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Veya programların, ekonomi programların orta vadeli OBV biliyorsunuz orta vadeli programların piyasa üzerinde etkisi olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bu noktada hatta programdan hemen sonra da bir 2018'deki bu birkaç 3-4 günlük yükseliş ama orada da bir trend yok. Sonra çok ciddi görüyorsunuz. Düşüşler görüyoruz. Ben buradan hemen şimdi şeye dönmek istiyorum. Endeksin tabii ki son durumuna bakacak olursa. Endeksin son durumunda görüyorsunuz bu ortalama ve benim daha önce de bahsetmiş olduğum bakın bu bant yani burası bir kaledir. Kalenin geçilmesini beklemiyoruz. Bakın yani bu eski destek kırıldı. Direnç. Buraya dokunup sonra önümüzdeki haftadan sonra büyük ihtimalle tekrar biz aynen geçmişte olduğu gibi şu hareketler olduktan sonra nasıl düşüşler başlıyor. Çok ciddi orta uzun vadeli düşüş trendine gireceğimizi düşünüyorum. Ve buradan da yola çıkarak şöyle yapalım kapatalım. Size haftalık gördüğünüz gibi bakın haftalıkta biz hala düşüyoruz. Şu tepki gelmiş olsa da çok bir anlamı yok. Çünkü benim kriterime göre belli bir noktanın altında. Hemen geliyorum. Tabii ki anlamlı. Belki birkaç gün daha böyle havada kalacak, askıda kalacak ama sonrasında düşüş devam edecektir. Bakın aylıklar arkadaşlar şu ortalama yorgan gibi örttü. Bakın. Bakın. Bir daha söylüyorum değerli arkadaşlar. Şu ortalama görüyorsunuz. Yükselen bir trend yataya dönüyor, kubbe oluşuyor. Şöyle devam edecektir. Yani fiyatlar şöyle gelip bir süre sonra. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hangi aylarda çakılır, hangi aylarda yıkım gelir borsaya onu yorumlamaya çalışacağım. Nisan, Mayıs. Mayıs, Ramazan içinde de olabilir, Ramazan'dan sonra da olabilir. Haziran, Temmuz buralar ciddi bir yıkım içine girebilir borsa tarafı arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ha, her zaman şunu söylüyoruz. Borsa ne olursa olsun sizin pozisyonunuz önemli arkadaşlar. Lütfen bunu borsa yüksel düşecekmiş değil. Biz zaman zaman gösteriyoruz. Aa, iş iyi gözüküyorsa iyi. 100 hisseden 10 tanesi iyi çıkabilir. 5 tanesi iyi çıkabilir. Ama bu trend içinde 100 hisseden bilin ki 20 tanesi iyi çıkmayacaktır arkadaşlar. Lütfen bunu not edin. 100 hisseden 20 tanesi iyi çıkmaz. 100 hisseden 3 tane, 5 tane, 10 tane iyi çıkar. Ama genelde düşüş trendi oluşur ve hele bir yıkım başlıyorsa, ciddi trend değişimi başlıyorsa bunun için de çok dikkatli olun derim. 2008'de olduğu gibi bakın yukarı aşağı sıkıştı. Bir süre sıkıştı sonra çöküş geldi. Bakın yukarı aşağı sıkıştı sonra çöküş. Şuradaki çöküşün benzeri. Buradaki çöküş %40'ı buldu neredeyse. Eğer biz %30 buradan düşünecek olursak 100 binden 70 binlerin altını göreceğimiz sürece
hazırlıklı olmakta fayda var diyoruz. Ve hemen size şöyle grafiklere geçeceğim tabii ama mesela endeks tarafında bu hafta endeksin 99.600 direnç, 100.400-100.500'ün geçilmesi zor artık. Haftalık yıllıkta da 98.200'ler üzerinde kaldığı sürece yani 100.000 ihtimali ama 98.200 aşağı kırılıp altında kapanış görecek olursak arkadaşlar geri çekilmeler hızlanacaktır endeks tarafında. Hemen buradan ben tabii dolar TL'ye de geçeceğim. Dolar TL'de peki aynı dönemde neler olmuş arkadaşlar? Bakalım USD TRY'ye dönüp hemen bakıyorum. Bakın aynı süreçlerde mesela Eylül'de ne olmuş? Eylül'de o paket açıklandıktan sonra 20'sinde bir paket açıklanıyordu değil mi? Düşüş trendinde olduğu için düşüşe devam etmiş. Bakın borsada düşüyor, şeyde düşüyor. Sonrasında dolar TL daha da düşüyor. Çünkü öncesinde çok fazla yükseliş vardı. Peki 2017 şöyle şeye bakıyorum. Diğer teşviklerin, paketlerin açıklandığı dönemlere bakıyorum. 2018 pardon, hepsi 2018. 2018 Nisan. Pardon, 2018 Nisan, şey Mayıs. 2018 Mayıs. Bakın 2018 Haziran Mayıs, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurası. Yani Nisan sonu Mayıs. Dolar, bakın ekonomik teşvik paketinin açıklandığı gün. Şu günlerde 30 Nisan. Dolar hiç durmuyor, daha da yukarı gidiyor. Yani paket beğenilmiyor. Ya da paketin ekonomik paket değil, hatta ekonomiye yük getireceği anlamında yorumlar ortaya çıkıyor. Ve arkasından gördüğünüz gibi zaten patlıyor. Yani burada seçime yönelik bir ekonomik torba yasaydı bildiğim kadarıyla. Paket değildi bu ama sonuçta ekonomi teşviki, piyasalar canlandırma falan filandı. Piyasalar canlandırma mı? Acaba ekonomik paketten neler gelecek? Bankacılığı, faizler yükselirken ne olacak acaba bilmiyorum. Yani faizler yükseliş trendine girdi arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ciddi enflasyonda ben ikinci enflasyon sıkıntılı dönemi başlıyor. Ben enflasyonda yıl sonuna kadar %30'lar görülürse şaşırmayacağım. Bir yıl içinde de, bir yıl sonunda da diyelim. Yani belki seneye bu zaman 2020 sonuna kadar %40, %40'ın üzerinde enflasyon görürse hiç şaşırmayacağım. Çünkü aynı mantık, aynı kafa gidiyor arkadaşlar. Hiç iyi gitmiyor. 2016'dan beri uyarıyorum maalesef. Sıkıntı devam. Memleket için hayırlısı olsun ne diyelim. Dolar tarafında da arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Dolar çok güçlü. Beklentimi koruyorum. Bu hafta dolarda evet paket açıklansa da 5.85'i geçebileceğimiz bir hafta olabilir diye düşünüyorum. Halihazırda çok güçlü diye düşünüyorum. 5.85, evet 5.85, bakalım olabilir mi? Ekonomik paketin açıklandığı, programın açıklandığı bir dönemde gördünüz ne olmuş, 30 Nisan 2018'de fırlayıp gitmiş. Diğer tarihlerde de aynı şekilde yükseliş vardı. Ben baktım sonuç itibariyle size göstermek isterdim tabi ama çok da uzatmak istemiyorum. Hemen gram altında burada ciddi yükselişler gösterdi, onu söyleyebilirim. Dolarda hareketin en azından haftalık bazda baktığımda benim için 5.60'ların üzerinde olması önemliydi. 5.85. Görüyorsunuz haftalıklarda 5.62'nin üzerinde bir kapanış görüyoruz. 63'lerde görüyoruz. Bu önümüzdeki hafta 5.72-5.85 ihtimalini getirecektir diye düşünüyorum. Yıllıklardan yola çıkacak olursak, yıllıklardan yola çıktığımızda da 5.55'in üzerinde olması, 5.74-5.78-6.70 potansiyel hedef olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu noktada dolar endeksi. Dolar endeksi de güçlendi. Bu hafta büyük ihtimalle biz dolar endeksinde ciddi bir kırılma göreceğiz. Yüzlere doğru giden hareketlere tanık olacağımızı düşünüyorum. Euro dolarda, evet euro dolarda arkadaşlar ciddi kırılmalar, yakın büyük kırılmalar olacağını düşünüyorum. Maalesef Avrupa'da işlerin çok da iyi gitmediğini euro dolar paritesinde daha önce görülen 1.11'lerin aşağı kırılarak ilk etapta bu kırılmanın
belki bu hafta bile olabileceğini düşünüyorum. Bir onlara doğru bir geri çekilme getirebilir. Aynı zamanda altın fiyatlarında bu hareket biraz daha belki bir ayrışma söz konusu olur ama altın fiyatlarında 1275'ler 1280'leri bekliyorduk. Nereden? Şu tepelerden itibaren bekliyorduk. Bunlar gerçekleşti. Sıkışacaktır. Bu hafta 1300'ün üzerine atamazsa altın fiyatlarında da bir geri çekilme göreceğimizi söyleyebilirim. Gram altında 235'lerin üzerinde tekrar bu hafta 245'leri ve daha üzerini görebiliriz diye düşünüyorum. Borsa içinde tekrar şöyle bir yorum yapacak olursak burada büyük ihtimalle yüzü görmeden ya da yüzün üzerine çıksa da kalıcı olmadan sert geri çekilmelerle 97.000'in altında borsada tekrar 95.000'ler hatta kademe kademe bu haftadan sonra ters yüz olma aşağı aşağı yukarı sert aşağıya ve daha güçlü bir yükseliş ve aylar sonra borsada ikinci defa benim kanaatim arkadaşlar şu ortalama aylık bazda şu ortalama yıllarca çalıştı. Sadece 2008 krizinde kırılmıştı. Aynı hareketin olması ihtimalini bir adeta bir dejavu gibi göreceğimizi düşünüyorum. O da 89.000'e denk geliyor. Ciddi kırılmalara yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bakın yine bunu tekrar ediyorum. Endeksle karşılaştırın hisse senedi. Bu dönemde TL ile karşılaştırın hisse senetlerinizi. Endekse karşılaştırırsanız çok fazla sonuç alamayabilirsiniz. Ama endeks değil TL bazında karşılaştırırsanız veya dolar bazında karşılaştırırsanız almış olduğunuz hisseleri analiz yaparken en azından dolar bazında ve TL bazında yaparsanız bu büyük düşüşten kurtulabilirsiniz veya kurtulabilecek hissedebilirsiniz değil misiniz bunu görebilirsiniz. Ama endekse bir satış geldiğinde ne olacağını zaten sizlerle paylaşacağım bu noktada. Yani olabildiğince gördüğümüzü sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ve. Şimdi hemen bakın size bir şey göstereceğim. Bu daha önce de bahsetmiş olduğum yabancı takası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Omuz baş omuz. Bakın şu süreçteyken ne demiştik? Yabancı adeta yangından mal kaçırır gibi mal alıyor demiştik. Ne zaman? 2018 sonu 2019 başında ilk günlerinde 2018'in sonunda ve başında. Ne oldu? Rally oldu yabancı. Ciddi mal aldı. Endeks kimse beklemiyordu 88.000'den 106.000'e. Bizim dışımızda tabii. Ve beklediğimiz oldu. Buradan itibaren de dedik ki yabancı artık zirveyi buldu. Bakın bu grafik kötü. Dolayısıyla omuz baş omuz oluştu. Hatta şu büyük düşüş seçim öncesi konjonktürden falan filan bahsediyoruz ya. Dedik ya. Burada da grafik de çıkmış ya. Güzel. Güzel. Bu arada nasıl çıkmış grafik? Evet, çok güzel. Çıkmıyordu çünkü. Şu kötü düşüşün senaryosunu çizmiştik biliyorsunuz. Şu yükselişi nasıl çizdik? Bunu da çizdik. Bu hareket son bir günde gerçekten terse kaldık ama sonuçta ne diyoruz? Olur yanılabiliriz. Ama senaryo burada zirveyi yapıp bu haftadan sonra tekrar geri çekilme olacaktır diyoruz. Yabancı yatırımcı şeytan görmüş gibi adeta kaçıyor demiştik. O gün piyasa daha buralardaydı arkadaşlar. Takas zirveyi yapıp şu hareketi yapmaya başlamış ve çöküş başlamıştı. Evet şimdi buradan yola çıkarak yabancı takasına şöyle tekrar bakıyorum. Hemen şöyle grafiği açalım. Yabancı takasının nereye gelebileceğini anlatmaya çalışacağım. Bakın haftalıktan yola çıkıyorum arkadaşlar. Uzun vadeli yabancı takası. Bakın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 2004'teki seviyesine gelebilir yabancı takası. Yani şu an 63-64'ler civarında 60'ları aşağıya kırarak önümüzdeki birkaç ay içinde bu Londra'daki biliyorsunuz forward ve swap işlemlerinden dolayı yabancı bayağı bir kenara yazdı. Not aldı. Maalesef. Çok büyük ihtimalle şu bant kırılacaktır arkadaşlar. 10 yıllık bant aşağıya kırılacak diye düşünüyorum. Bu yabancının ciddi kaçışını gösterecektir diye düşünüyorum. Maalesef bir görüntü bu. Ve tahmin ediyorum ki burada yabancı yatırımcının hisse senedinden kaçışı %20'leri bulabilir. Takasta %20'leri bulabilir. Bu ne anlama geliyor? 2004 seviyelerine gelebilir arkadaşlar. Yani 55-56 bölgesine doğru biz yabancı takasında ben şahsen ciddi bir kaçış bekliyorum bu noktada. Hemen buradan haftalığa dönüp bakıyorum. Haftalıkta da gördüğünüz gibi hala bandın üzerinde ama üst bandı kıramadı. Bakın
son günlerdeki geri çekilmeyi görüyor musunuz? Nasıl? Çok sert bir geri çekilme. Nerede? 63-70'lerde. Demek ki bu yabancı kaçıyor. Çok sert bir çekilme oldu geçen hafta biliyorsunuz. Ve borsa yükselirken bir de yaptılar bunu. Ve bu hareket biraz daha. Zaten biliyorsunuz Buffett'ın bir sözü var. Çok katılmıyorum ona. Ama bazı önemli traderların sözüne dayanarak şunu söyleyeyim. Herkes satarken sen al. Herkes alırken sen sat. Buna tamamıyla katılmıyorum. Yani katıldığım noktalar var. Çünkü şöyle diyorum. Büyük para herkes kitleler saldırmışken çok rahat satış yapabilir. Satış yapar. Çünkü talep var. Talep nerede oluşur? Zirvede oluşur. Zirvede çok daha rahat çıkılır. Distribasyon oluşur. Hemen de ürkütmezler. Figürler oluşur, şekiller oluşur. Uzun sürer. Dağıtım olur. Öyle çıkarlar. Genelde de zirvede olur. Yani herkes atlamış dolar gözler dolar görürken satış yaparlar. Onun için herkes alırken sen sat demesi Buffett'ın oradan geliyor. Ama yeni yükseliş başladıysa o orada herkes saldırabilir gene de. Ama alış yaparsan olmaz bu iş. Satış yaparsan olmaz bu iş. Çünkü çok daha güçlü yükseliş gelir. Yani %20 yükselecek bir yerde sen %5'te satarsan olmaz. Veya düşüşte %20-30 düşecektir. Herkes çılgın gibi yerine göre satarken sen alırsan %20 yiyebilirsin düşüşte. Onun için Buffett'ın söylediğine bu anlamda katılmıyorum ama büyük traderların söyledikleri herkes satarken yabancı iyi trader iyi mal alır. Herkes alırken trader da rahat mal satar gibi. Mantık bu. Onun için burada kırılmaya çok dikkat diyorum. En azından hisseleri şu an için yapamadım ama hisseleri acaba yapabilir. Hisseleri yapacaktık doğru. Şöyle bir hisseleri de bir gezelim. Ondan sonra da çok uzun oldu farkındayım. Şöyle bir geçelim. Arçelik zirveyi buldu. Ben endekste de bu hareketi bulup şöyle geri çekip ters yüz olup geri çekilme başlayacağını düşünüyorum. Örnek olabilir belki birkaç tane kağıt. Aselsan ortalamaya dokunup sonra tekrar büyük ihtimalle geri dönecektir diye düşünüyorum. Bir maçta aynı şekilde dip bulundu, tepki geliyor ama geri çekilecektir. Doğan'da da aynı şekilde direnç bölgesinde. Emlak gayri de önemli dirençler. Bakın tepki vermesine rağmen emlak gayri veremedi. Neden? Çünkü faizler yükseliyor arkadaşlar. Dün yapmış olduğum yorum mutlaka izlemeyenlere tavsiye ediyorum. Faizler, emlak, dolar. Yani bunlar çok çok önemli. Önemli, çok önemli bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Enerjisa tepki verse de zirveyi tekrar bulup geri çekilecektir. Ereğli görüyorsunuz direnç 3. tepe oldu ve geri çekilmeler hızlanacaktır Ereğli'de. Frotto zirvede şu an için önemli dirençlerde. Garanti çok güçlü ama garantide hattımız yine hala bu bölge. Bakın 1, 2 bu bölge. Buraya atacağını zannetmiyorum. Artık bu bölgeden dönecektir. Haftalık aylıklar bazında baktığımızda önemli direnç bölgesinde hala hazırda. Aylıklara dönüp baktığımda aylıklarda da orta bölgede ama şu çubuğun etkisini göreceğiz. Tekrar bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalacaktır diye düşünüyorum. Garanti Bankası bu noktadan sonra hemen dönüyorum. Halkbank'a bakıyorum. Halkbank'ta da büyük ihtimalle tepki var ama yarından sonra orada da tepki bir süre daha devam edip sonra tekrar geri çekilme olabilir. İşçi'de de bakın ortalamasının altında kaldı. Büyük ihtimalle orada da bir geri çekilme göreceğiz. Son hamleler ve daha sert geri çekilmelerin olacağı bir hafta olacaktır diye düşünüyorum. Koç'ta da zirve bulunduğunu düşünüyorum. Tabii seçimler bu ara daha hala netleşmedi. Netleşmediği için ciddi sıkıntı var arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunu da izlemekte fayda var arkadaşlar. Hemen dönüyorum. Koza'da pek bir şey yok. Kozal'da tepki var ama geri çekilme olacaktır büyük ihtimalle. Kardemir'de de aynı şekilde. Petkim'de de ortalamalarına yakın. Pegasus güçlü duruyor ama büyük ihtimalle geri çekilmeler göreceğiz diye düşünüyorum. Sabancı iyi tepki verdi, geri çekilecektir. Tav hala çok güçlü. Enteresan derecede güçlü ve hala hazırda. Şu an için çok da satış tarafında görmüyorum ama. TKFN normal diyelim. Telekom zayıf. Vakıfbank zayıf. Gördüğünüz gibi hisselerde aslında zayıf seyir devam ediyor. Eğer bulursak duruma göre zayıf, güçlü, endeksten güçlü gibi yorumlar yapıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yarın gün içinde yorumlarımı paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi akşamlar diyorum. Bayağı uzun bir video oldu. Affınıza sığınarak teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar, iyi haftalar olsun diyorum. Görüşmek dileğiyle.